Muhtar sahibi kaşık çalmadan konuk buyurmaz. Gel otur. Buyurasınız. Arpasız at aşamaz. Arkasız yiğit düşmanı yenemezmiş. Çolak koluna, aksak ayağına iyi arka bulmuşsun oğlum. Saltuk bir yanda, pençe bir yanda. Ama onlar olması beni yenemezdi. Seninle yan yana kılıç üşürenlere güvenmiyorsun. Karşına çıkması için bir adım, düşmanın olması için bir tek lafın yeter. Hem yarım bir adamın yanında yarım dolunay dururlar. Sonra da arkasından vururlar. Kendini kandırma. Anam hep derdi ki, ruhun yarım olmasın. Elin, ayağın zaten toprak olacak. Senin elin, ayağın da toprak olmak üzere. Ama hala kendini kandırırsın. Bir tek Saltuk değil. Herkes seni arkandan vurur. Ama senin ruhun bile duymaz. Sen ne dersin? Kendini kandıramayacağın o gün de gelecek derim. Sen de bilirsin. O günden çok korkarsın değil mi? Hangi günden korkarım? Kim arkamdan vurur? Kork, Alpagoan. Kork. Gerçek hainlerin ortaya çıkacağı günden kork. Benden kork. Gerçeklerden kork. Çünkü gerçekler kaldıramayacağın kadar ağır. Kork. Batuk Ategin'im. Sırma kendine gelir. Ateş düşmek üzere. Ava giderken avlandın. Ha Pago ha. Ben bir düşün bakalım. Yanında sadık bildiğin kaç hain var? Babanı çok iyi yerden vurdun.
Seni akılsız bilirdi. Akıllı çıktın. Beni köle bilirdi, pençe çıktım. Saltuğu sadık bilirdi. Sana sadık çıktı. Şimdi herkesten kuşkuya düşecek. Yine de tutkunu almadan hiçbir şey açıktan diyemem. Ama şüphe delirtir adamı. Delirtiriz o vakit. Canın yanar. Bundan gayrı Alpaku benim canımı yakamaz. Ama gökte, daha da bizimdir dedi ki. Dedi ki. Ya başka kimse inanmazsa? Ne diye böyle düşünürsün? Kanadı kırık kartal uçamaz diye. Ben sana baktığımda ne görürüm bilir misin? Kanadı kırık kartal görmem. Tek kanadıyla uçan kartal görürüm.